Estonya bugün görkemli bir mimari mirasa ev sahipliği yapıyor. Baltık Denizi'nin incilerinden olan ülkede 19. yüzyıldan kalma malikaneler bulunuyor. Uzun süre boyunca ihmal edilen bu yapılar Estonyalılara Baltık Almanlarını anımsatıyor. Bu yapıları dönemin asil sınıfı olan Almanlar inşa etmişti. Şimdi ise Estonyalılar ülkelerindeki bu hazineyi yeniden keşfediyor. Birkaç malikane satın almayı başaran Ivo Lambing, her şey yeniden tarihte olduğu gibi olsun istiyor. Yani bir Baltık Almanı baronun burada yaşadığı dönemdeki gibi. Otto von Bismarck. Alexander von Kaiserling, Otto von Bismarck'la sınıf arkadaşıydı. Üniversitede birlikte okudular. Daha sonra Bismarck, Rusya Büyükelçisi olduğunda von Kaiserling'i burada, Reykjavik'te ziyaret etti. Restorasyona milyonlar harcayan Lambing, bu maliyeti etkinlikler ve konferanslar düzenlemek suretiyle amorti etme niyetinde. Özel bir parıltıya sahip olan Sure Moise Malikanesi'nin bulunduğu arazi ise devlete ait. Mekan ziyaretçi akınına uğruyor. Önceden Alman asillere ait olan arazi, 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1918'de Estonya Devleti'nin kuruluşuyla birlikte kamulaştırılmış. Böylece tarihte yeni bir sayfa açılmış. O zamanlar Estonya Cumhuriyeti son derece akıllı bir kararla toprakları ve malları kamulaştırdı ve tüm bu malikaneler okul oldu. Estonyalı çiftçi çocukları böylece nihayet karanlık mini kulübelerden çıkarak görkemli şatolarda okumuş oldu. Aygel Pers de kısa süre önce malikane sahibi olanlardan. Riziperi Malikanesi Estonya'nın klasik mücevherlerinden biri. Pers satın aldığında burası harap haldeymiş. Evi ilk gördüğümüz andaki hissiyatımız şuydu. Böylesine bir elmas nasıl unutulmaya yüz tutmuştu? Sanki zaman onu tüketip bitirmişti. 200 yaşındaki malikaneler bugün tarihi halleri göz önünde bulundurularak restore ediliyor. Yaşamını bu işe adayan Aygel Pers de yaptığı katkıyla Estonya tarihine bir iz bırakmak istiyor.